Yazın da öyle konuştuk. Evet. Bağladığın zaman. Şu anda Tokat Zille Şık Köyü'ne bulunmaktayız. Burada medya kralı Sayın Durmuş Acar'ın köyüne gelmekteyiz şu anda. Köyüne gelmekteyiz. Köyde yapacağımız faaliyetleri Sayın Durmuş Acar'a soracağız. Sor evet. Abi. Sayın Durmuş Acar, köyümüzün ne ihtiyacı, ne sorunları, vallahi Hüseyin ne abi, dertleri vardır? Ben millete mikrofon açarken heyecanlanmıyordum. Çünkü heyecanlandım karşımdasın. Nasıl ya? Öyle bize tutunca kolay diyorsun değil abi mi? Bizim sorunlarımız öyle bir çok ki. Yolumuz yok. Telefonlarımız çekmiyor. Görüyorsun her taraf perişan. Vatandaş öyle bir perişan ki inan ki. Evet. Biz de işte bu garibanları işte ne yapalım? Böyle hep birlikte sevindirerek işte gördüğünüz. Evet. Gümüşkaş'a gittik, işte Aydınca'ya gittik, gördünüz işte vatandaşlar bir tane ayakkabı için veriyorsun, yüzündeki gülümseme insanı bin mutlu ediyor. Değil doğru, mi? Doğru efendim. Doğru. Biz de bu mutluluğa ortak olduk. Geldik Şık Köyü'ne. İnşallah birazdan bizim köylerimizi yine mutlu edeceğiz. Gelsinler görelim abi. Tamam. Biz bunu bağlayalım bir daha geçeriz. Sana. Özellikle ben şahsen Hüseyin Kiraz olarak şunu görüyorum. Ferda Hanım'a da söyledim. Tokat'la Yozgat arasındaki fark şu. Özellikle Tokat bölgesindeki altyapı çalışmaları, karayolları çalışmaları çok zayıf. Ama Yozgat çekerek gerçekten bu konuda çok büyük çalışmalar yapıyor. Yani neden acaba bu devlet arasında böyle bir fark olduğunu anlayamıyorum bir türlü. Bunun için tekrar sözü Atlas Dernek Başkanımız Ferda Hanım'a takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten yollar çok berbat. Neden buranın yollarını yapmamışlar? Bu köylerde yaşayanlar insan değil mi? Neden arkadaşım? Ya böyle şey olur mu? Buradaki evet. Çocukların yanlarına, buradaki ailelerin yanlarına geldiğimiz için çok mutluyuz. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Tekrar söz hakkını Cazler'in kurucusu. Şevket Çalışkan'a veriyorum. Öncelikle buraya geldiğim için çok mutluyum. Beni geçmişe götürdü. Ben geçmişte bu köyde iyi kötü ekmeğini yedim. 3 ay çobanlık yaptım Kocaeli Lazgirler'de. Onun için çok mutluyum. Gerçekte yıllar sonra bu köye gelip de çocuklara kıyafet giydireceğime hiç aklım ucunda geçmezdi. Böyle bir görevi de Atlas Derneği ve Çazder Derneği'nin kontrolüne geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Gerçekte bu köylerimiz biliyorsun dininde, ırkında, mezhebinde dışlanan bir köylerdir. Diğer köylere gittiğin zaman asfaltı görüyorsun, köy için taşlamayı, her şeyi görüyorsun. Ama çevremizde devletin siyasi düşüncelerinden dolayı hizmetler gelmiyor. Bir de ben şunu düşünüyorum. Evet. Çocuklar savaşlarda en etkileyen savaşsız bir ülke, barışsız bir ülke yaşamasını diliyorum çocuklarımıza. Ve şu durumda çocuklarımıza kıyafet getirdik. Biraz sonra giydireceğiz. Ve çok mutlu olduğum bir zamanlar şu dağlarda gördüğünüz gibi kara lastiklerine davar gidiyordum. Gerçekte böyle bir köye de geldiğim için mutlu diyorum. Burada tüm Şık Köyü halkına teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Paketler burada çekebilirsin. Bu ayakkabı. Daha sonra da işte gördüğün gibi en sistemli, kaliteli ayakkabılarımız. İçeride parkelerimiz var. Gerçekten tüm çocuklarına giyecek malzememiz var. Atlak Derneğimiz Başkanı da hep çocuklarımıza işte mont aldık. İşte şeyler aldık. Evet. Onun için sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Biz size teşekkür ederiz Sayın Başkan. Sağ olun. Evet, bizi memleketimizde onurlandıran Sayın Muhtarımız Haskül Bakır. Evet, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Sayın Muhtarım? Memleketime, özüme daha doğrusu gelmekte gurur duyuyorum. Memleketimi ben çok seviyorum. Ülkenin her yeri. Biz de bu yokluğun içinden geldiğimiz için az önce başkanımla, dernek başkanımızla konuştuğu gibi o zamanlar siyah lastikler, kara lastiklerdik o zamanlar. Çocukluğumuzda bir de naylon lastikler vardı. Onlarla biz büyüdük. Ama şunu öğrendim ben. O yoklukla büyüdüğümüz için
yokluğun ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Sizin çantaya ihtiyaç var mı? Ben aday olurken her zaman şunu söyledim. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için varız dedim. Ve bununla da yola çıktım. Tüm İstanbul Muhtarlar Konfederasyon Başkan Yardımcısı olarak da Ataşehir Muhtarı, Aşk Vesel Mahallesi Muhtarı olarak da çıktık. Burada Ataşehir Belediye'mizin her zaman emeğine, yüreğine sağlık. Bakkal Başkanımızın, bizlerin, halkımızın yanında olduğu için canı gönülden buradan da selam söylüyorum. Evet. Burada Cazda Dernek Başkanımız, Hamza kardeşimiz, İşte Hüseyin abicim sen, bugün 17 sene dernek başkanımız burada. Evet. Yozgat, Aydıncık ve Çekere, Zile köyleriyle bir araya geldik. Burada gerçekten dernek başkanlarının böyle bir program düzenlediği için de canı gönülden her zaman yanlarındayım. Bir telefonlarına bakalım. Tamam. 7-24 saat hizmet için var. Tamam, teşekkür ederim Sayın Muhtarım. Evet, bu etkinliği düzenleyen Cazder Başkanı Sayın Hamza Azmaz ve Cengiz Taşlan'la tekrar yaptığı çalışmalarda dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın Hazmi Azmaz ve meclis üyemiz, yeni meclis üyesi Sayın Hamza Azmaz'a söz hakkını bırakıyoruz. Buyurun Sayın Hamza Azmaz. Öncelikle çok güzel bir atmosfer var. Gerçekten köyde güzel bir olay var. Gerçekten insanlar çok doğal. Şunu gerçekten köyün önemini insan köyleri dolaştıkça daha çok iyi anlayabiliyor. Burada mesela yardım uzattığımız çocukların birincisini verdiğimizde ikincisini istemiyor. Ben evet aldım, başka bir insan alması gerektiğini söylüyorlar. Buna birebir şahit oluyoruz. Gerçekten bizim özümüzün bu olduğunu, gerçekten bu anlamda bu etkinlikte yaklaşık 17 dernekle beraber bu etkinliği yaptık. Burada sevgili emekçi arkadaşlarıma bu anlamda teşekkür ediyorum. Elektriğimiz yok, internetimiz yok, yolumuz yok. Evet. Evet sayın sayın elektrik var da flaş kesiliyor burada. Çok eziyet var. Yani elektrik var ama elektrikler kesiliyor. Evet. Yani burada millet zor durumda. Bak Ali amcayı konuşuyor. Evet. Eski Ali amca. Evet. Bak Ali baba. Ali amca. Ali amca. Hoş geldin. Hoş geldin. Ali amca. Köyünüze geldik. Geldiniz. Hoş geldiniz. Köyünüzdeki sorunlar, dertlerinizi. Sağ olun. Var. Evet. Hayırlı olsun geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Köyde ne sorunlarınız var? Köyde sorunumuz çok. Başına basarız. Ben açık konuşuyorum. Evet. Sorunumuz çok. Başka değil. Evet. İhtiyacımız evet. Çok. Çok ihtiyacımız var. Almaz değil. Evet. Yola ihtiyacımız var. Suya ihtiyacımız var. Evet. Birliğe ihtiyacımız var. Evet. Her türlü ihtiyacımız var. Evet. Tamam. Tamam halde. Teşekkür ederiz. Evet. Bu arada başaran der başkanımı Sayın Mevlüt Yılmaz'da evet bir görüş almaktayız. Evet, Şık köy benim ikinci köyümdür. Evet. Bu köyde bir yıl boyunca buranın ekmeğini yedim, burada kaldım, yaşadım. Sene 86-87 dönemlerinde. Evet. Sayın Deli ablamın o zaman yeni gelin dedi düğününde. Her akşam onların evindeydim. Evet. Güllü ablam benim ablamdır. Biz hep ablamla böyle her akşam onlardaydım. Evet. Yani böyle dedik ki bir gidelim köyümüzleri ve çocuklarımızı sevindirek. Evet. Yani köylerimizi, çiftçilik öğrencilerine güzel giydiriyoruz. Evet. Onlar bizim geleceklerimizdir. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmaması için onların yanında olmak istiyoruz. Ben de Hüseyin Kiraz olarak Sayın Mevlüt Başkan'a çok teşekkür ediyorum yani, çalışmalardan dolayı. Yani şey de, sağ olun, saygılar. Benim için sadece yani başarılar değil, bizim için bu arada, yönetim tüm çevre köyler evet. İçimiz için. Bu arada Toruman Dernek Başkanı Sayın Cengiz Daş'tan da görüşünü alalım. Sayın Cengiz Bey, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bu çalışmalar hakkında? Vallahi güzel bir çalışma. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de devam ederiz. Evet. Güzel bir organizasyon. Güzel bir etkinlik diyorsunuz değil mi? Yani. Evet. Size de ayrıca çok teşekkür ederim Sayın Cengiz Aştan. Ben teşekkür ederim. Yani bir Ataşehir çalışanı olarak bu verdiğiniz katkılarla dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Ve Ataşehir Belediye'mize ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Evet. Sayın Durmuş Bey, yaptığınız çalışmaları medyaya sunmak üzereyiz. Sayın Durmuş Bey.
Evet. Büyükşehir Belediyesi'ne şey yaptım, getireceğim. Ablacığım, nasıl görüyorsun bu yapılan çalışmaları, nasıl görüyorsunuz? İyi görünüyor, iyi görünüyor. İyi değil mi? Evet, sağ olun. Sağ olun. Yok yok, büyükler, Şu anda tabii çalışmalar devam etmektedir. Evet. Yeğeni bakar mısın? Nasıl, beğendin mi ayakkabılarını? Güzel mi? Sen nasıl düşünüyorsun bu yapılan çalışmalar hakkında? Güzel. Değil mi? Okuyor musun? Evet. Hangi okula gidiyorsun? İyidir Ortaokulu. Aferin, okuyun, okuyun. Devletimize, milletimize yararlı olun. Tamam mı canım? İyi çalışmalar, iyi çalışmalar. İyi çalışmalar. Ali amca tutursun. Kurmuş. Kapatayım mı? Yiyelim bir tane. Evet, evet. Hele bir tane alıp kapan olayım bir yerlerim. Ya bizim için tabii medya... Medyacı çok önemli Sayın Durmuş Bey. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Var olsun. Evet. Benim gönlümü İstanbul'a gittim de benim gönlümü bile aldı o. Beni gezdirdi. Beni Lohat'a götürdü. Ne güzel. Evet Durmuş Bey. Durmuş Bey halk adamıdır. Halk için çalışmadır. Hatiptir kendisi. Yeter. Kafa razı olsun. Sen de nasılsın? Aynı kök gemisi. Ha tamam oldu. Evet sen yeni muhtarımız Rıza Bey. Buyurun. Bugünkü yeni muhtar adayı Sayın Rıza Bey'de yapılacak çalışmalarda bir öneri bekliyoruz. Muhtar olursanız köyünüze ne hizmet yapmak istersiniz? Sayın Hüseyin Kiraz, sağ ol, teşekkür ederim. İstanbul'da buraya geldiği için gümüş kaşığı getiriniz. Teşekkür ederim Sayın Muhtarım, evet. Çocuklara, öğrencilerimize bir şeyler dağıttınız. Evet. Muhtar adayım şu anda. Kazanırsam 4-5 tane projemiz var. Evet Sayın Muhtarım. Onları şimdi buradan anlatmayayım. Anlatırsam şimdi başkası elbette benim projemi alır kullanır. Doğrusunuz. He, anlatmayacağım. Evet. İçimden kalsın. Evet. İstanbul'da oradan buradan bazı getirdiğim projelerim var. Onları buradan kullanacağım inşallah. Evet Sayın Muhtar. İnşallah başarılar diliyoruz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Sağ ol. Toplum için, halk için inşallah yararlı olursunuz. Sağ olun, var olun Sayın Muhtar. Eyvallah. Çek mısın abi? Evet. Bu arada sessiz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Özellikle İstanbul'da gelen bayan arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu arada gerçekten özveriyle uykusuz bu çalışmalara katılmışlardır. Sağ olsunlar. Memleketimizde bu hizmeti vermekteler. Özellikle Ataşehir Belediye'miz Sayın Battalil Gezi Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Yani ben Hüseyin Kiraz olarak... Yok. Hayır. Halk adamıdır. Halk adamı Sayın Başkanımız. Yani ben Hüseyin Kiraz olarak düşüncelerimi söylüyorum birey olarak. Evet. Sen yedin mi onu? Şöyle gel. Bunu da ona vereyim. Ona göre yok mu? Evet, muhtarımız da bu katkıda katkıları var. Bak çalışmalarda devam ediyor. Örgütün lideri Sayın Hamza Azmaz. Evet. Vallahi anlatmaya gerek yok işte. Buyur. Herkes bu. Önemli olan bu. İnsanların mutlu olması. Başka bizim Evet. Özelliğimiz yok. Evet Sayın. Ali amcaya da verin. Bak Ali amcaya da verin. Tahtaları yok mu? Yok. Burası da cemevi, cami türü gibi bir şey yani. Halk için yapılan bir ibadethane. Cemevi değil mi? Evet cemevi. Cami yok. Evet cemevi. Burası Şıkköy. Şıkköy, Tokat'ın Zile Şıkköy. Yaptığımız çalışmalar orayı gösteriyor tabii ki. Yalmıyor aşkım. Mola elli daha koca elli. Bayram kır ve bayramım. Burada şıkkı. Kaç numara gel? Bunlardan da alsınlar.
Evet, teyze ne düşünüyorsun bu yapılan çalışmalar hakkında? Ne düşünüyorum, ne yani bileyim. İyi mi, kötü mü? İyi, ne bileyim. İstanbul'da ta ayağınıza bu çalışmalar bana, gelmiş. Bana bir şey vermediler ki. Verirler, verirler. Ne istiyorsun, ne verecek, ne istiyorsun? Ne bileyim, hiçbir şey vermediler bana. Bak başkan, başkan, Mölüt başkan, teyze diyor ki bana bir şey vermediler. Ver, şeyler verin. Mölüt başkan. Ne diyor bu? Çantı da dersin. Kadınlara ver. Konuşturuyor mu? Konuşmuyor abi. Ne kadar? Dur. Evet, bu çalışmalar hakkında ne düşünüyorsun sevgili kardeşim? Ne düşüneceğim? Beğeniyor musun? Dumuş abiye söyle. Tamam. Evet, sessiz çekimimiz devam etmektedir. Evet, sayın muhtarımız İstanbul'da ta memleketimize eşiyle beraber gelmişlerdir. Bizi şereflendirmişlerdir. Yenge Hanım, siz bu yapılan çalışmalar hakkında, tabii ki çalışmalarda buraya kadar yoruldunuz, bizle beraber uykusuz kaldınız. Katkınızda dolayı size ayrıca ben teşekkür ederim. Ne düşünüyorsunuz bunlardan dolayı? Öncelikle memleketime geldiğim için çok mutluyum. Çocuklara da yardımcı olduğumuz için daha da mutluyum. Evet. O yüzden çok güzel bir şey yani. Sevindirmek bunları inanılmaz bir şey yani. Ne diyeyim? Evet, biz de sana teşekkür ediyoruz. Yaşamak lazım. Öyle dışarıdan görmek de olmaz. Buraya gelip yaşamak evet. Lazım, görmek lazım. Yani. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun, çok sağ olun. Başka köylere geçiyoruz. Babet mi? Tablet mi? Babet yok değil mi? Babetleri verdik hepsini. Daha yukarıda vardır. Yok, daha büyük yok. Evet, yaptığımız çalışmalar Şıkköy'de çalışmalar sonlanmıştır. Şıkköy halkına saygı ve sevgilerimizi sunarak kameramızı kapatıyoruz. Sayın Durmuş Bey, kapatıyorum kamerayı.